KMK Garaj hayatın içindeni sunar. Mutlu günler efendim. Hayatın içinden başlıyor. Hayatın içinden de bugün yine çok güzel bir konuya değineceğiz. Aile içerisindeki iletişim dilini konu alacağız. Vaizemiz Zerrin Koçak'la birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah. Bizler de iyi. Sizleri görüyoruz. Daha iyi oluyoruz. Bugünkü konumuz çok güzel ama değil mi? Aile içinde iletişim dili. Evet. Toplumun en kıymetli hazinesi ailemiz. Neden toplumun? Çünkü topluma şekli aileler veriyor. Değil mi? Ailenin huzuru topluma da yansıyor. Toplumdaki iletişim güzel olması tabii ki aileden geçiyor. İnşallah bugün ailedeki iletişimi şöyle bir gözden geçirirsek, ailelerimizde bu dillerle konuşursak topluma da yansıyacaktır. Allah bereketli eylesin inşallah sohbetimizi. Ama hepimizin huzuru için bu gerekli zaten. Öyle değil mi? Evet. Ama siz bizim programımıza ilk defa katılıyorsunuz hocam. O yüzden öncelikle sizi bir tanıyalım mı? Ben Konya İl Müftülüğü Vaizi, İl Vaizi Zerrin Koçak. Aynı zamanda başkanlığımızın aile ve dini rehberlik büroları var. Bu hizmet özellikle ailelere özel. Ailenin her bir ferdine, gencisine, yaşlısına, karısına, kocasına hepsine değinen bizim bürodaki amaç, Türkiye'nin her yerindeki bu aile ve dini rehberlik bürolarındaki amaç, aileye yönelik her türlü soru ve sorunlara hitap edebilmek. Ben aile ve dini rehberlik il koordinatörüyüm. Bu bağlamda bizler büromuza gerek yüz yüze gerek telefonla aile meseleleri hakkında eşiyle, çocuğuyla, kayınvalidesiyle, akrabalarıyla bu tür ilişkilerde çok danışanlar oluyor. Onlarla ilgileniyoruz. Yine yoğun gelen talepler ya da sorunlar belirlenerek başkanlığımızın onayıyla projeler yapıyoruz il bazlı. Çünkü her ilin farklı sorunları olabiliyor. Yapılan bu projelere yönelik eğitimler, faaliyetler sürdürülüyor. Yine başkanlığımızın bütün Türkiye genelinde evliliğe ilk adım seminerleri var. Bizler nasıl ki bir yeni cihaz aldığımızda nasıl çalıştıracağımızı merak edip açık kullanma kılavuzunu okuyorsak ya da bir araç kullanacağımızda sürücü kursuna gidiyorsak yani en değerli hazinemiz dünyamıza ve ahiretimize şekil verecek aile yuvasına hop diye girebiliyoruz belki de. Çoğu gencimiz bir hayalle aile kuruyor. Biliyor veya bilmiyoruz. Daha sonra da ne olur bilmeyerek kullandığımız bir cihaz nasıl ki sıkıntıya yol açıyorsa ailede de dönem dönem bu sıkıntılar yaşanabiliyor. Başkanlığımız işte bu yüzden evliliğe ilk adım seminerleriyle bir ailede gerekli olan nikah konusu, merhamet konusu, çocuk konusu, iletişim konusu bu başlıklarda bizler kayıt alıyoruz. Nişanlı ya da yeni evli çiftlerimizden evliliğin özellikle 5 yılında olan çiftlerimize onlarla özel gruplar oluşturup pandemi öncesinde yüz yüzeydi. Pandemi döneminde yine sekteye uğramadan online olarak bizim haftada iki defa akşamları böyle ister kameralarını açsınlar açmasınlar böyle hasbihal şeklinde sağ olsunlar çiftler bizleri evlerine misafir ediyorlar. Katılıyorlar. Soru cevap da oluyor. Bizim anlattıklarımızı dinlemek şeklinde de olur. Böylece eğitimler veriyoruz. Yani aile ve dini rehberlik bürosu dediğimizde ve benim bu koordinatörlüğümde işimiz aile. Rabbim ailelerimize huzur versin. Amin. Evet. Ama keşke bu seminerler, bu eğitimler evlenecek çiftler için zorunlu hale getirilse. Yani böyle nasıl ki sağlık taraması yapılıyor, sağlık taramasının sonucu götürülüyorsa bu da ruhen bir tarama zaten, öyle değil mi? Keşke bunun da aynı şekilde eğitimi alınsa, bir sertifika olsa, bir belge olsa, katılım belgesi vesaire olsa biz onu da sunsak. İşte biz evleneceğiz, buyurun bunlar sağlıkla alakalı testler, buyurun bunlar da diğer eğitimlerimiz. Evet. Bu şekilde evliliğe hazırız desek. Çünkü gençlerde birazcık o dönemde
Evlenecek olan bütün çiftlerde aslında birazcık daha böyle bir pembe bakıyorlar. Bazı şeyleri görmüyorlar ya da öncesinden tahmin edemiyorlar. Hı hı. Sonra da adımları boşa düşebiliyor. Yani bunun da önüne geçilirdi diye düşünüyorum. Sanki hayal kırıklığı, hatta gençler arasında bir söz var ya, hayaller hayatlar gibi. Evet. Öyle bir ümit kırığı, yani hayallerindeki gibi olmadığını gördüğünce bazı şeylerin bu sefer aksaklıklar, uyuşmazlıklar, anlaşmazlıklar baş gösterir. Sizin de söylediğiniz gibi işte Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda bu eğitimlerle bir farkındalık oluşturuyor. Hı hı. Artı biz bitiren çiftlerimize sertifika da veriyoruz. Ha, ne güzel. Ve onları akabinde o muhabbet başlıyor ya, işte onların bebeklerinde, hamilelik dönemlerinde o şekilde onlarla da devam ediyoruz. İnşallah sizin dediğiniz gibi zorunlu olur, yaygın olur. O şekilde çalışmalarımız var. Yine yeni doğanlara, hamile annelere ziyaretlerimiz var. Onların yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Bunun dışında müftülüğümüzün gençlik faaliyetleri var. Üniversitede, kampüste, hı hı, çok gerçekten gençlere dokunuluyor. Hem de onların anlayacağı dilden, yani onlara sanatla giriliyor, bir Ebru'yla giriliyor, ney üflemeyle. Ne güzel. Güzel bir kaynaşma. Orada da kampüste çok güzel hizmetlerimiz var. Gerçekten güzel hizmetler var. Rabbim bereketle etsin. Dediğim gibi bizim amacımız herkese dokunmak Kur'an ve sünnet ışığında. Zaten gençlere dokunuyorsak geleceğe de dokunmuşuz demektir. Tabii ki, geleceğimizi inşallah şekillendiren de onlar. Peki, evet, hocam, bu seminerlere ya da yaptığınız, hı, etkinliklere nasıl katılabilir izleyicilerimiz, katılmak isterlerse? Dönem dönem afişle duyuruya çıkıyoruz. Hı hı. O duyuru çerçevesinde kayıt aldığımız telefon numaraları var. Oraya eşler, çiftler kayıtlarını yaptırıyorlar. Biz ilk etapta pandemi öncesinde biz bu eğitimleri genel olarak kitlelere halka açık böyle konferans salonumuzda sunuyorduk. Ama pandemi şartlarında onu kısıtlı, biraz sekteye uğrattık. Ama şu andaki özel çalışmamız özellikle 15 çift en fazla olsun diyoruz. Çünkü neden? Bir atölye çalışması gibi daha böyle muhabbet oluyor, daha böyle bir takip, devamlılık güzel olur kısa küçük gruplarda. Ve 8 başlık altında yaptığımız bu eğitimleri afişle duyuruya çıkıyoruz. Alınan kayıtlardan sonra bizler onlarla WhatsApp grubundan haberleşiyoruz. Ders saatini haftada 2 gün olmak üzere bir ayda eğitimi tamamlıyoruz. Ve çiftler hangi vakit isterlerse, diyorlar ki gündüz olsun, tamam. Akşam daha uygun olsun olur diyorlar. Eşlerle birlikte dinlenildiği için biz de eşleriyle birlikte dinleyecekleri akşam vaktinde linki gönderiyoruz. Katılıyorlar. 40 dakikalık eğitimimizi sunuyoruz. Haftada 2 defa 8 konuda tamamlamış oluyoruz. Hadi bakalım o zaman evlenecek, hı, olan çiftlere söyleyelim. Koltuk takımlarına biraz daha az baksınlar. Vakitlerini böyle değerlendirsinler. Evet, inşallah. Bizim duyurularda Konya İl Müftülüğü sayfasından, hı hı, takip etsinler. Instagram sayfanız falan var diye biliyorum, evet, ben. Evet. Oradan Instagram'da takip edebilirler. Var. Yine İl Müftülüğü'nün duyuru sayfalarında kanalımızda da bunlar yayınlanacaktır inşallah. Peki. Şimdi bugün ailede iletişim dilini konuşacağız ama bir videomuzla başlamak istedik. Eğer videomuz, tabii, hazırsa arkadaşlar ilk videoyu alalım. Sonrasında konumuza başlayalım. Ailede iletişimle alakalı anlatacağımız ne kadar çok şey var, değil mi hocam? Yuva, evet, bir sözle kurulur. Sorumluluk gerektiren bir söz. Nikah, kıymetli bir sözleşme. Evler kavuşsun diye sürüyor. Melekler şahit. İnsanlar şahit. Yürekler şahit sözü. Bir yolculuktur aile. Bazen neşeli, huzurlu. Bazen endişeli, sorunlu. Bazen büyüyen dertler mutlulukları küçültür. Tükenmeye başlar sözün gücü. İşte tam da burada uzanan bir el olur Aile ve Dini Rehberlik Bürosu. Yargılamadan, suçlamadan problemlerinizi çözmede rehberlik eder. Müzik.
bilgi ve manevi destekle sizleri çözüme yönlendirir. Sıkıntılarınızda hakem, kararan dünyanızda ışık olur. Görevinin sorumluluğu, alanının bilinciyle çalışır büro personeli. Aile, kadın, çocuk, gençlik konularında ve sosyal hizmet alanlarında topluma dini rehberlik ederek bilgiye köprü olur. Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, uzman kadrosuyla şuna inanır. Bazen yaşanılan çok büyük bir problem, çok küçük bir bilgi ve ilgiyle çözülebilir. Gelin siz de size uzanan bu ele el verin. Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Bürosu mutluluğunuza rehberlik eder. Evet, çok güzeldi hocam videomuzdan. Evet. Gayet de anlamlıydı. Özetledi. Evet, özetlemiş de oldu. Bizim hizmet alanımızı da özetledi. Detaylarını da anlatmış olacağız. Tabii evet. Bu arada başlamadan hemen bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Biz hep yeni evlenecek olan çiftlerden bahsettik ama eğer evliliğinde sıkıntı yaşayanlar varsa sizin bunlar için de desteğiniz var değil mi ailelere? Tabii ki. Yüz yüze ya da telefonla sürekli olarak bize gelebiliyorlar. Biz onlarla ilgileniyoruz. Dilimiz döndüğünce gönlümüzden hissederek aynı sıkıntıları kendi sıkıntılarımız gibi yol gösteriyoruz. Gerçekten güzel dönütler oluyor. Bazen de bir dokunuş istiyor insanlar, bir kesinlikle paylaşmak. Yani sonuçta çözsek de çözmesek de o insanların onu anlatabileceği güvenilir bir yer bulması da çok önemli tabii ki. O zaman aileler kendilerini yalnız hissetmesinler diyorum. Evet. Ve ailede iletişim diline geçiyorum hocam. Nedir? Evet, tabii ki. Şimdi toplumun temel taşı aile dedik. Temeli cennette Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın tarafından atılan en kadim kurum, müessese aile. Aile meselesi hiç de öyle hafife alınacak gibi değildir. Bir, çünkü toplumu oluşturan fertler hep ailesinin aynası olarak çıkıyor. Ailedeki konuşmalar, hareketler, tavırlar o bireye şekil veriyor ve onlar da topluma şekil veriyor. Aile peki iletişim nedir? İletişim de iki kişi arasında, canlılar arasındaki bilgi aktarmadır. Bilgiyi anlatma ve onu anlaşılır kılma, anlayabilmektir. Peki bundaki kopukluklar neden oluyor? Sağlıksız iletişimden. Ailelerde genelde bizlere de gelen sıkıntılardan eşler anlaşılmadıklarını, değer görünmediklerini, takdir edilmediklerini, fikirlerine önem verilmediklerini, özellikle gençler, çocuklar ailelerinden yeterince değer kıymet görmediklerinden sıkıntı duyduklarını belirtiyorlar. Demek ki burada, oysa ki gerçekten ailenin ferdi hepsi birbiri için kıymetlidir. Biz bunu biliyoruz ama bunu usulünce ifade edebiliyor muyuz? İşte bu usulünce ifade edebilmeye sağlıklı iletişim diyelim. Sağlıklı iletişim içinde o zaman ne yapalım? Herkes ailede birbirinin fikrine saygı duyması lazım. Birbirine değer vermesi lazım. Bir de şunu biz çok gözlemliyoruz. Genelde kişiler karşıdakini kendisinin istediği, düşündüğü şekle sokmaya istiyor. Oysa ki her birey biriciktir. Hazreti insanı Yüce Allah herkesi ayrı ayrı fıtratta, tinette, durumda yaratmıştır. Ama genelde aile içi çatışmalarda karşı tarafı, eşini ya da çocukları herkes kendi kafasındaki tasarladığı şekle dönüştürmeye çalışıyor. Bu da mümkün mü? Değil tabii. Olmadığı için tabii ki uyarıcı olacağız, eğitici olacağız, anlatıcı olacağız, memnun olup olmadığımız durumları belirleyeceğiz ama istediğimiz kalıba girmesini de beklemeyeceğiz. Bu belirlediğimiz şeyleri de incinmeden ve incitmeden yapacağız. Eğer biz karşı tarafı incitirsek, karşı taraf da ne yapacak? Bizi incitecektir. Sağlıklı iletişim. Allah'ın izniyle biz bugün
Kur'an ve sünnet ışığında ailedeki sağlıklı ilişkiye, iletişime referanslar sunacağız dilimiz döndüğü kadar. Yüce Allah İsra suresinde buyurur ki, kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler, konuşsunlar. Çünkü şeytan aralarını bozar buyuruyor Yüce Allah. Gerçekten şeytan zaten huzuru, meveddeti istemediği için en ufak bir söz bile karşı tarafı kışkırtabiliyor. O yüzden üslubumuza çok dikkat etmemiz lazım. İletişimde kullanacağımız dillere çok dikkat etmemiz lazım. Peki dedik, şimdi huzurlu aile ya amacımız. Evet. Huzurlu aile deyince acaba aklımıza ne geliyor? Hiç böyle kavga, sıkıntı, küslük, dargınlık olmayan bir aile gibi bir şey. Az önce de dedik ya, gençlerin öyle bir hayalli aile kurma şeyi var. Peki böyle bir aile mümkün müdür? Ben bazen seminerlerimde sorarım topluluğa. Yani ben ailemde işte 3 yıllık, 5 yıllık, 50 yıllık bile çiftler var seminerlerimize devam eden. Hiç üzülmedim, incinmedim, işte eşimde, evladımla hiçbir sıkıntı yaşamadım diyen birisi var mı? Yoktur bence. Yoktur. Ama tölere edilebilirdir. İşte. Çünkü zaten mümkün değil ki. Yani iki farklı, ikisi de farklı, evet, farklı bireyler. İlla ki bir anlaşmazlık olacak. Tabii ki. İşte yani huzurlu aile dediğimizde hiçbir sıkıntının olmadığı aile gibi bir şey hayal etmek, inşallah bu cennette olacaktır. Çünkü ayet-i kerimede ne buyuruluyor? Hüm ve ezvecühüm fî zilâlin alel erâki müttekûn. Onlar ve eşleri cennette gölgeliklerde yaslanıp duracaklardır buyuruyor. İnşallah bizim niyetimiz cennette hiçbir sıkıntının olmadığı o gölgeliklere eşimizle, evlatlarımızla birlikte gidebilmek. Ama dünyada bunun için ne yapmamız lazım? Ödün vermemiz lazım, sabretmemiz lazım, usulünü bilmemiz lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim en güzel örneğimiz. Şimdi onun ailesinden örneklerle yola çıkacak olursak şöyle bir örnek söyleyelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe annemize diyor ki, ey Ayşem, senin bana kızgın olduğunu ya da tavırlı olduğunu ben anlarım diyor. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, nasıl anlarsın ya Resulallah? O da diyor ki, bana diyor aran, yani kızgın olduğun, kırgın olduğun zaman atam İbrahim'in Rabbini andolsun ki diye söze başlarsın diyor. Ama benimle muhabbetin iyi olduğu zaman Allah'ın Resulü Muhammed'in adına andolsun ki diye başlarsın diyor. Bunun üzerine Ayşe annemiz diyor ki, ya Resulallah diyor, vallahi öyle derken bile gönlümde sizin de isminiz var diyor. Yani atam İbrahim'e desem bile, kırgın olsam, kızgın olsam bile gönlümde hep sizin muhabbetiniz var diyor. İşte bu bizim çıkış noktamız olması lazım. Biz buna gönül dili diyoruz Bildan Hanım. Gönül dili. Evet, gönül dili bizim birinci parolamız. Çünkü Allah-u Teala zaten Rum suresinin 21. ayet-i kerimesinde bize ayetle bunu çok açık seçik bir şekilde ifade buyuruyor. Buyuruyor ki Allah, ve min ayati en halaka leküm min enfusikum ezvecen li teskunu ileyha. Allah'ın ayetlerinden, yani varlığın delillerinden birisi de sizlere nefislerinizden huzur bulasınız diye eşler yaratmasıdır. Ve yine ayetin devamında buyuruluyor ki, ve cealne beyneküm meveddeten ve rahme. Ve diyor, aranıza da meveddet ve rahmet sunmasıdır. Peki meveddet ve rahmet nedir? Madem ki eşlerle sükunet bulacaksak, Allah-u Teala da buyuruyor ki bunun şifresi iki şeyde gizli. Meveddet ve rahmet. Meveddet nedir? Allah-u Teala'nın ismi vardır. Vedud ismi. O çok sevgilidir, sevendir, sevilendir. İşte öyle bir muhabbet olacak ki en ufak bir hatada, yanlışlıkta, dargınlıkta, kırgınlıkta bitmeyecek bir sevgidir meveddet. Yine rahmet de nedir? Merhamettir, adalettir. Eşler arasında birbirine adil olmaktır. O yüzden yuvalarda bunu oluşturmak huzurun kaynağı olacaktır. Zaten şarkılarımızda da yok mu? Gönülden gönüle bir yol vardır, görülmezler denir mi? Evet, önemli olan işte bu gönül yolunu yakalayabilmek. Hazreti Mevlana şöyle der, aynı gönlünü paylaşmak, aynı dili konuşmaktan daha evladır der. İşte bizler gönüllerimizde o birliği, o muhabbeti, o beraberliği yakalarsak o konuşmalardaki hatalar da telafi olur.
yine Efendimizin hayatından Hazreti Ayşe ile olan diyalogları çok güzeldir. Efendimiz Hazreti Ayşe annemizi beni ne kadar seviyorsun diye sorduğunda kördüğüm gibi demiş. Ondan sonra Hazreti Ayşe annemizin o kadar hoşuna gidiyor ki dönem dönem soruyor. Ya Resulallah kördüğüm nasıl? O da ilk günkü gibi diyor. İşte bu şifre ne yapıyor? Neden kördüğüme benzetiyor hocam? Çözülmeyen bir muhabbet. Öyle bir bağlıyım ki sana gönlümden diyor. Kimse çözemez. Kördüğüm çözülür mü? Aşkını yani ona olan muhabbetini öyle ifade ediyor. Ayşe annemizin de çok hoşuna gittiği için sık sık sorarmış. Kördüğüm nasıl, ne halde diye o da ilk günkü gibi dermiş. Yani hiçbir gevşeklik yok. Efendimizin ailesinde muhabbet dile de geliyor bakın. Yine bize gelen sorularda ya da sıkıntılarda eşler diyorlar ki hocam bana bir defa bile güzel bir söz söylemedi. Yani bundan özellikle hanımlar çok serzenişte bulunuyor. Yani ne kaybedilir? Bakın bir kördüğüm Hazreti Ayşe'nin hayatında her şeye katlanmasına vesile olur. O bir sözcük. O yüzden gönül dili yuvalarda yer etmesi lazım. Gönül dili evet, en başta gönül olan. Gönül dilini unutmayalım. Birinci tamam. maddemiz. Daha sonra yine bize gelen sorunlarda ve toplumda gördüğümüz şey değersizlik hissi. Çok fazla. Evet değil mi? Hanımlar kendisini değersiz gördüğünü söylüyor, çocuklar değersiz gördüğünü söylüyor, kardeşler değersiz görüldüklerini söylüyor. Beyler de yine aynı şekilde hanımlarından değer bekliyor, ilgi bekliyor. İşte bu değer dilini vermezsek ne oluyor? O zaman yine bir iletişim kazasıyla karşılaşıyoruz. Bakın biz evlerimiz için bir kelime kullanırız Vildan Hanım. Ne deriz? Mesken deriz. Hı hı. Mesken ne demek? Sükunet bulunmuş yer denir. Sükunete erilen yer denir. Huzur bulunan yer denir. O zaman bizler ailenin her bir ferdi, kocası, karısı, oğlu, kızı o eve mesken olarak sükunet bulmuyorsa o zaman o evde ne vardır? Demek ki insanlar huzursuz. Çünkü birbirinden yeterince değer görmüyor. Değer görmediği yerde peki huzur bulabilir mi? Bulamaz. Huzur bulamaz. Örneğin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Hatice annemizin bu konuda gerçekten hepimizin gönlünde, dilinde, evinde olması gereken örnekler var. Hazreti Hatice annemiz vefat ettikten sonra sürekli Efendimiz ona olan hürmetini, sevgisini, muhabbetini, hatta onun akrabalarına olan, tanıdıklarına olan değerini görünce Hazreti Ayşe'miz diyor ki ya Resulallah Allah daha gencini, daha güzelini verdi ve öldü gitti. Siz halen o hanımınızı yad ediyorsunuz deyince Efendimiz buyuruyor ki ey Ayşem hiç kimse beni önemsemezken o beni önemsedi. Herkes bana sıkıntı verirken o destek verdi. Hiç kimse yanımda yokken hep o benim yanımda oldu diye Hazreti Hatice annemizi unutmadı. Çünkü neden? İlk vahiy hepimiz biliriz. İlk vahiy Hira mağarasında geldiği zaman Efendimiz o heyecanla geliyor ve beni ört diyor. Kimin yanına gelir? Hazreti Hatice annemizin yanına. Peki olağanüstü bir şey yaşamış bir erkek. Bunu genelde bir erkeğe danışmak ister ki zaten bir arkadaşı var. Ebu Bekir Sıddık. Değil mi? Hiç yanından ayrılmayan. Bakın o bile aklına gelmeden direkt Hatice annemizin yanına geliyor diyor ki sonra soruyor Hatice annemiz ne oldu deyince anlatıyor böyle hani Cebrail aleyhisselamı ilk defa melek suretinde görmenin hiç alışık olmadığı bir şeyin heyecanıyla telaşına Hazreti Hatice annemizin sözleri ona diyor ki hiç diyor sen korkma çünkü Allah seni hiçbir zaman utandırmaz. Sen akrabanı görür gözetirsin, sen doğru söz söylersin, fakire yardımcı olursun, yolda kalmışa destek olursun, misafire ikramda bulunursun, yardıma muhtaç olan ihtiyacını giderirsin. Sen korkma diyor, Allah sana kötü bir şey ulaştırmamıştır. Ne yaptı? Şuradaki dili gördük mü? Efendimiz Hazreti Hatice'den değer gördüğünü bildiği için onun yanına geldi. Hazreti Hatice'ye değer verdi ve konuyu ona anlattı. Böylesi mühim bir meseleyi. Hazreti Hatice annemizin de onun değerlerini, özelliklerini, meziyetlerini bu şekilde öne çıkardığını gördük. Ne oldu? Değer dili oldu ve o Hazreti Hatice annemizi hiç unutmadı. Seneler sonra Mekke'yi fethediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve diyorlar ki ya Resulallah evinizi nereye koyalım? Yani orada nerede kalacaksınız mecbur orada geceleyecek?
ve diyor ki benim çadırımı Mualla kabristanlığının karşısına koyun. Çünkü orada Hazreti Hatice annemiz yani metfun ve onun kabrin karşısına çadırını kurduruyor. Efendimiz orada kalıyor. Hatice'sine yakın bir şekilde. Evet. Derdili de yıllar da geçse, ölüp gitse bile unutulmayacak bir dildir. Bu konuda yeterli olmaz herhalde. Aslında bir şiir vardı ama diğer dilimize geçelim. Vakit kalırsa o tamam, şiiri de okumanızı isterim. Tamam, vakit kalırsa en son ben okuyayım o şiiri. Çünkü o şiirde bu değeri nerede, nasıl herkesin ihtiyacı olduğunu bize tekrar bir hatırlatacaktır. Tamam hocam. Evet, dillerimize devam edelim. Teşekkür dili var. Yine serzenişler nedir? Bir anne sofradan kalkan eşinin ya da çocuğunun işte eline sağlık demediğinden bile üzülebiliyor değil mi? Hepimiz üzülürüz ama. Evet değil mi? Üzülürüz yani. Yani. Mesela bunu da şey yapsak hani niye teşekkür etmenin eline sağlık her zaman yaptığımız şey yediğim şey deyince bile bakın bu aslında basit bir mesele gibi gözüküyor ama gerçekten ne yapıyor? Kişileri üzen durumlardır. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez buyuruyor. O yüzden bizler dışarıda bir büroda, yolda bize bir yer verene, bir bardak su verene çok teşekkür ederiz değil mi? Ama evde acaba eşler birbirine teşekkürü gereği gibi edebiliyor mu? Evlatlarımıza teşekkür edebiliyor muyuz? Ya da evlatlar anne babalarının kendileri için yapmış oldukları fedakarlıkları görüp teşekkür edebiliyorlar mı? Maalesef ki ailede teşekkür dilini çok az kullanıyoruz. Öyle olunca da herkes yaptığı hizmetin görülmediğini zannediyor ve küsmeler, kırılmalar, nazlanmalar baş gösteriyor. Peki niye teşekkür etmiyoruz diye düşünecek olursak acaba şimdi şımarır diye değil mi? Oysa ki yok öyle değil. Biz hepimiz şimdi herkes şu anda gönlünden geçirsin. Genci, yaşlısı teşekkür edince tabii mutlu olup bir müddet şımarsa bile ondan sonra der ki ha ben bunu yapınca demek ki hoşuna gidiyor ben bunu hep yapayım der. Bir söz vardır marifet iltifata tabidir, iltifatsız meta zayidir. Evet. İltifat görmeyince ne olur bir müddet sonra nasıl olsa çorba da yapsam bir, emek emek sarma da sarsam bir der hanımlar bu sefer hep çorba getirmeye başlar. Amana döner. Evet aman. Değil mi? Amana döner. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyuruyor. Kendisine bir iyilikte bulunulan kimse imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Eğer diyor imkan bulamazsa o iyiliği yapana karşı övgüde bulunsun. Çünkü diyor bir iyiliği öven teşekkür borcunu ödemiş olur, gizleyen de diyor nankörlük etmiş olur diyor. Rabbim teşekkür dilini eksik etmesin inşallah. Eğer biraz az kullanıyorsak daha çok kullanmayı nasip eylesin. Yine hemen hızlıca geçiyorum. Evet, hızlı biraz zor bir dile geldik, özür dili. Bakın bu diller diğerleri belki bir nebze şey de özür dilinde insanlar zorlanır. Çünkü özür dilemek hatasını kabul etmek zor gelir. Oysa ki yüce yaratan affedicidir, affı sever. O zaman biz ne yapalım? İnsan hatalıdır, kusurludur. Hazreti Mevlana öyle der ya. %100 ısrar etme 90 da olur, kul dediğinde 90 da olur. Evet kul dediğinde 90 oluyor, hatalarımız oluyor. Nasıl ki yüce yaratana karşı bile kulların hadsizce hatalar oluyorsa insanlar arasında tabii ki olacaktır hayla ile. Ama Allah-u Teala'dan af dilediğimiz gibi, tövbe ettiğimiz gibi birbirimizden de ne yapmamız lazım? Özür dilememiz lazım. Hiçbir şey olmaz. Yani başka türlü küslükle, dargınlıkla, kırgınlıkla geçireceğimiz zamanı bir özürle telafi edebiliriz ki yine bir söz vardır. Her şey incelikten ama insan kabalıktan kırılır, incinir. O yüzden özür dilememek için de fazla kaba olmamamız lazım. Baktık ki gönül dili, değer dili, teşekkür dili, özür dili ama yine de baktık ki bir şeyler ters gidiyor. O zaman da bize düşen nedir? Sükut dilidir. Çünkü bazen susmak, şöyle bir bakış ya da şöyle bir durgunluk çok şey ifade edecektir. Öyle bir söz vardır yine Hazreti Mevlana'nın. Çok konuştun, su ile çamur birbirine karıştı. Biraz sus, çamur dibine çöksün, su berraklaşsın, gerçek gözüksün der.
Bazen işte anlatacağım, söyleyeceğim, kendimi ifade edeceğim, işte haksız kalmayacağım, altta kalmayacağım derken çok şey bulanıyor. Yeri geldiğinde susmamız da lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah'a ve ahirete gününe inanan kimse ya hayır konuşsun ya da sussun. Yani susmakta da gerçekten ne vardır? Çok hikmetler vardır. Yine şöyle bir söz var. Sana da başkalarına da yetecek kadar sus ki susuşun nara olsun, konuşman çare olsun diyor. Gerçekten çoğu zaman her şeyi söylüyoruz ya, yine öyle bir söz daha var. İstediği her şeyi söyleyen, istemediği her şeyi duymaya hazır olsun der. Evet, susmayı da bilmek lazım ve süremiz daralıyor zannedersem. Hocam, son dilimizde birazcık daha vaktimiz var. Hı-hı. Sükût dilimizin devamını anlatabiliriz. Evet. Ha, dua dilimiz var. O dua zaman şimdi olmazsa olmaz dilimizle ben tamamlayalım. Dua dili ki zaten yüce yaratan ne buyuruyor? Duanız olmasaydı Rabbim size neden değer versin ki? Evet. Bizler elimizden geleni yapacağız. Üzerimize düşen her vazifeyi yapacağız. Ama tabii ki her şey Rabbimin dilemesiyle, istemesiyledir. Duaları hiç ihmal etmeyeceğiz. Hele ki aile gibi önemli bir kurumda. Biliyorsunuz Zekeriya aleyhisselam yaş bayağı ilerlemiş olmasına rağmen evlat hasreti çekendi değil mi? Evet. Kur'an-ı Kerim'de Zekeriya aleyhisselamın kendisine temiz bir zürriyet vermesi konusunda duasını Rabbimiz zikreder. Demek ki ailede çocuk için dua vardır. Yine İbrahim suresinde Hazreti İbrahim'in duasıdır. Rabbi canni mugime salati ve min zürriyeti Rabbena ve tegabbel dua. Ya Rabbim beni ve zürriyetimi namazına devamlı olanlardan eyle ve bizim dualarımızı kabul buyur. Bakın bu da nedir? Evlatlar için, aile için bir duadır. Yine Rabbena firli ve li valideyye ve li mu'minineyye me'kum nisab. Rabbim beni, annemi, babamı, bütün inananlara hesap gününde bağışta. Yine Ahkaf suresinde genelde bunu halk arasında 40 yaş duası diye bilinir. Şöyle bir dua vardır. Ahkaf suresi 15. ayet-i kerime. Rabbim bana ve anne babama lütfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl, benden gelecek neslimi de hayırlı eyle. Bakın Allah Teala zaten Kur'an-ı Kerim'de bize bu aile için her bir ferdine ne güzel dualar bildiriyor. O da yetmiyor, melekler de bize dua ediyor. Aile fertlerine tek tek. Mümin suresinin 8. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruluyor. Melekler derlermiş ki ey Rabbimiz onları da onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin adın cennetine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hikmet sahibisin. Bakın yani melekler diyor ki Allah'ım sen kullarına cenneti vaat ettin ya, ya tek tek girmesinler. Eşleri de girsin, evlatları da girsin, ana babaları da girsin. Rabbim inşallah bu dünyada öyle bir hayat sürmeyi nasip eylesin ki ailecek maale cennete girmeyi hepimize nasip eylesin. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dua dili deyince bunu da mutlaka hatırlatalım. Şöyle bir şey buyuruyor, diyor ki kendinize, çocuklarınıza, hizmetçilerinize ve malınıza sakın beddua etmeyin, kötü bir şey söylemeyin. Olur ki diyor duanın kabul olduğu bir saate denk gelir, duanız kabul olur da sonra ne olur? Yine üzülen biz oluruz. Allah korusun eşine kötü niyette bulunan, eşinin başına bir şey gelse mutlu olabilir mi? Olmaz. Evladına kötü bir şey söyleyen, evladının başına kötü bir şey gelse, kardeşine kötü bir şey söyleyen, kardeşinin başına kötü bir şey gelse mutlu mu olur? Olmaz. Evet. Ama bazen işte öfkemize yenilip bunlar da olabiliyor. Bu da kulaklarımızda kalsın inşallah. Yine Efendimiz sürekli ailesi için dua edermiş. Buyurulmuş ki Allah'ım günahlarımı bağışla, evime genişlik ve huzur ver, rızkımı bereketlendir. Toparlayacak olursam, eğer ailelerde kusursuz bir iletişim dili istiyorsak, derseniz ki hocam bu kadarcık mı? Yok, bu konu bitmez. Bitmez kesinlikle. Evet, bu konu bitmez. Biz bunu 8 derslik bir eğitimle anlatıyoruz ki burada çok böyle en mikro bir şekilde anlattık. Ama
bunlardan yola çıkarak şöyle de bir formülize edecek olursak, eğer ailemizde kusursuz bir iletişim istiyorsak ve bu iletişimin köklü olmasını istiyorsak, gönül dilini mutlaka canlı tutmamız lazım. Anladık zaten gönül dilini, değil mi? Gördüğüm gibiydi. Yine anladım. Sıhhatli bir iletişim istiyor isek yuvalarımızda, değer dilini mutlaka göstermemiz lazım her bir ferdine. Devamlı olsun istiyorsak eğer bu iletişim dilimizin, teşekkür dilini hiç ihmal etmeyeceğiz. Biz teşekkür ettikçe onlar o güzellikleri çoğaltacaktır. Ayet-i Kerime'de de öyle buyuruluyor ya, eğer şükrederseniz size olan nimetimi ziyaret diye deliştiririm buyurur Allah Teala. Ama diyor görmezlikten gelirseniz o zaman da azabım şiddetli olacaktır. Maalesef ki herkeste bir memnuniyetsizlik. Eşler birbirini beğenmezse, evlatlar anne babalarını beğenmezlerse, anne babalar evlatlarını beğenmezse ne olur? Bu sefer şükredecek bir şey kalmaz, huzursuzluk çoğalır. Ve yeniden bir aksaklık olduysa yapıcı bir dil içinde ne yapmamız lazım? Özür dilini kullanmamız lazım. Baktık ki biraz ortalık çok karıştı. Bu sefer ne yapacağız? Evet, çok güzel öğrenmişsiniz. Ve olmazsa olmazımız aşkın bir iletişim için, yani Yüce Yaratan'ın da bu konuda sonsuz desteği için ne yapmamız lazım? Dua dili ihmal etmememiz lazım. Ve Furkan Suresinin 74. ayet-i kerimesini sona bıraktım dua dilinde. Çünkü hepimiz şu andan itibaren açıp okuyalım ve günlük nasıl bizim fatihalarımız, felak nas, ihlaslarımız var ise bunu ihmal etmeyelim. Nedir bu yüce ayette buyrulan? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyetine kurrate a'yunin vec'anna lil müttegine imame. Amin. Rabbim, onlar derler ki ey Rabbimiz bize mutluluk verecek, göz aydınlığı olacak eşler ve evlatlar ver ve bizleri Allah'tan sakınan müttakilere öncüler eyle diyerek dualarımızı eksik etmeyelim. Rabbim yuvalarımızdan huzuru, mutluluğu, bereketi, meveddeti eksik etmesin. Bu dilleri de unutmayalım inşallah. Hocam şu duayı da hemen bir hızlı bir söyleyiversiniz mi acaba? Evet, duamıza da edelim. İzleyicilerimiz onu da duysun. Hemen edelim evet. Duamızda. Evet, bütün aileler için duamız Allah'ım, yuvalarımızda gönlümüzün güzellikleriyle konuşabilmeyi lütfeyle. Birbirimizin değerine leke sürmekten bizi ve dilimizi koru. Sahip olduklarımıza teşekkür, sahibimize şükretme bilincini bizlere ver. Özür dileme özürlüsü olmaktan bizleri koru ve duanın evimizi, dilimizi mesken tutmasını nasip eyle. Amin. Evet, şimdi bugünkü programımızda, programın artık sonuna geldik ama iletişim, ailedeki iletişimden bahsederken ne paradan bahsettik, ne puldan bahsettik, ne bütçeden bahsettik, ne pahalı hediyelerden, ondan bundan bahsettik. İnanın tamamen onların maneviyat. Hiçbir kıymeti olmaz. Bunlar kesinlikle olduğu olmaz. Zaman bir kuru ekmek bile çok lezzetli gelir. Aynen öyle. Evet. O zaman ben izleyicilerimize aile içindeki iletişimlerin kuvvetli olmasını diliyorum. O şekilde amin. Kapatıyorum programı. Evet. Teşekkürler. Evet efendim, hayatın içindenin bugünlük sonuna geldik. Yarın da ailede ilim konusunu ele alacağız. Hoşça kalın. KMK Garaj hayatın içinden sundu.